Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya inşallah misafirim var. Ve kimler gelecek? Müjdeli üsameler gelecek arkadaşlar. Ben de o yüzden çok güzel bir misafir kahvaltı sofrası hazırlamak istedim. Ve bu süreçte sizi yanımda götürdüm. Bütün hazırlıklarımı, ön hazırlıklarımı, biliyorsunuz bir tane de bebişim var. Bir de hamileyim üstüne. Neler yaptım hepsini inşallah şimdi göreceksiniz. Herkese iyi seyirler. Geceden hazırlıklara başlıyoruz. Malum çocuk da olunca bir şey yetiştiremem. Her şey tam zamanda olmaz diye böyle geceden bazı ön hazırlıklar yapmak istiyorum. İlk önce bütün şu çikolatadır, reçeldir falan bunları bir güzel kaselerime koyacağım. Akmaz, kokmaz, bir şey olmaz. Ağzını kapattığım sürece sabah kolaylıkla koyabilirim sofraya. İlk önce şimdi reçellerimizi bir güzel kaselere dolduralım. Reçellerimi şimdi hazırladım. Böyle streçledim de. Böyle çikolata kreması gibi açıkta kalması gerekenleri şimdi açıkta bırakacağım. Zaten üstü kapalı. Hiçbir şeycik olmaz. Şöyle reçel tarzı şeyleri de şimdi buzdolabına koyup hemencik hazırlıklarıma devam edeceğim. Şimdi peynir tabağımı hazırlayacağım. Bunu da streçlemek istiyorum. Böyle hazır bir şekilde olsun. Sabah daha çok sıcaklarla uğraşmak istiyorum çünkü. Şöyle bir tane tahtam var. Buna sunumu yapacağım inşallah. Bunu sonra buzdolabına kaldıracağım. Şurada böyle peynir toplarım var. Bundan koyarım. Kaşar peynirim, ezine peynirim. Sonra tulum peyniri var ve çeçil peyniri var. Sanırım yeter. Belki normal beyaz peynir de çıkarırım. Bu şekilde çok çok güzel bir tane peynir tabağı hazırlayacağım. Thank you.
Peynir tabağım da bu şekilde oldu. Şimdi ben bunu bir güzel streçleyeceğim. Hatta bunları ayrıyeten de ekstra streçleyeceğim ki hepsi böyle birbirine şey olmasın. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım. Reçeller falan hepsi hazır. Zeytinimi falan da hazırladım zaten sonradan gördünüz. Peynir tabağım da hazır. Sadece sıcaklar kalacak ve masayı kurmak. Masa için böyle şu an aklıma gelen gerekebilecek her şeyi çıkardım. Tabii ki daha fazla bir şeyler gelecektir ama böyle aklıma gelenleri şimdilik bir çıkardım. Kafamda bir konsept belirledim. Amerikan servislerim var. Onları da daha inşallah çıkaracağım. Ondan sonra inşallah bitmiş olacak. Sabah direkt sıcaklarla devam edeceğim. Yani hiç öyle reçel hazırlayayım, peynir tabağı hazırlayayım gibi ön hazırlıklar yapmak zorunda kalmayacağım. Çok büyük kolaylık olur. Evet, ben şimdi artık yatacağım. Sabah tekrar görüşürüz. Ben hazırlıklarıma devam ediyorum. Vallahi uyandım. Eve tekrar bir kontrol ettim. Süpürnaz'ı da bir yarım saati çalıştıracağım. Bir yandan da şimdi sıcaklarıma başlayacağım. Şöyle hatta göstereyim. Bir tencereme 10 tane yumurta koydum. Yumurta salatası yapacağım zaten malzemelerden anladığınız üzere. Hemen malzemelerimi söyleyeyim. Göz kararı koyuyorum. Kırmızı biber, yeşil soğan, maydanoz, işte kornişon turşusu ve suyundan koyacağım. Ondan sonra bir de işte normal yumurtaları, sıvı yağ, tuz, karabiber, tatlı toz biber, işte biraz hafif pul biber falan olabilir. Bu şekilde güzel bir yumurta salatası yapacağım. Bu ilk sıcağımız, yani aslında sıcak denilmez de ilk malzeme olabilir diyeyim sofrada. Onu da böyle bir tane tahta kabın içine yapacağım inşallah. Evet, yumurtaları onların gelmelerine yakın yapacağım ama dedim ki şu kesme işini halledeyim, üstünü kapatayım. En azından aradan çıkmış olsun. Ondan sonra mantar sotemizi yapmaya başlarız. Hazır. Şöyle bütün malzemeleri doğradım. Birazcık sirke suyundan şu kornişon turşusunu koydum. Şimdi ağzını kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım bunu. Yumurtalarımı işte misafirimin gelmesine yakın haşlayacağım. Onlar biraz daha sıcakken içine ekliyorum. Soğuk olmasını çok istemiyorum. Sıcakken ekliyorum. Baharatlayacağım ve bitecek. Yani bu işim tamam. Şimdi bunu da kaldırayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi diğer malzemelerimi hazırladım. Zaten mantardan anlaşıldığı üzere mantar sotu yapacağım. Kahvaltıda çok çok güzel oluyor. Şöyle burada bakayım kaç var. 400 gram kadar mantarım var. Bunları temizleyeceğim ve güzel güzel doğrayacağım arkadaşlar. Sonra bir tane soğan,
yeşil biber, kırmızı biber ve kuru soğanı, bir de sarımsak ekleyeceğim. Bunları şimdi keseceğim ve kaseme koyacağım. Mantarlarımı ayrı alacağım. Kesme işi bitsin. Yapımı da size tekrardan sonradan göstereceğim inşallah. Bakın mantarlarımı hepsini doğradım. Şöyle tencereme aldım. Yapmak istediğim zaman hemen altını açacağım. Şimdi neler yapacağız? Benim o fırındaki ekmeklerden yapmak istiyorum. Hiç misafirime yapmamıştım. Sadece hep böyle bize yapıyordu. O yüzden dedim ki misafirime de yapayım. Şöyle peynirlerim var. Bunları bir güzel rendeleyeceğim. İçine birazcık sucuk ekleyeceğim. Kırmızı ve yeşil biber. Bir de yumurta bir tane. Çok az tuz. Yani çok abartmayacağım. Çünkü sucuk zaten baharatlı olduğu için. Biraz da karabiber. Sonra böyle dilim ekmeklerin üzerine dizip fırına vereceğim. Bu da o şekilde oluyor. Çok lezzetli oluyor yine. Şimdi onu yapalım. Arkadaşlar arkadan süpürmesi duyuyorsunuz. O süpürge yapıyor. Evi bir güzel süpürüyor. Eymen burada kahvaltısını yaptı. Şimdi onu yine hazırlayacağız. Evet. Burada her şeyimi hazırladım. Pancake hamurum falan. Sadece pişirmesi falan kaldı. Onları da yapacağım ama şu an daha erken. Hemen şöyle mutfağımı toparladım. Birazdan masamı kuracağım. Ve kendim de hazırlanacağım. İlk önce kendim hazırlandıktan sonra bu hazırlıklara geçeceğiz. Evet, birazdan tekrardan görüşürüz. Biraz suysuz çünkü uykusu geldi. Biz de biraz daha bekletiyoruz ki gelmelerine yakın bir şekilde uyusun. Şimdi bir yandan mantarlarıma sıvı yağ ekledim.
Bir güzel şimdi bu suyunu bırakacak, çekecek. Bu şekilde bir kavuracağım bunu. Ondan sonra şurada bakın dilim ekmeklerim var. Bunları tepsime dizeceğim. Şurada yumurtamı da ekledim. Bu karışımı bir güzel karıştırıp ekmeklerim üzerine vereceğim. Fırınımı 200 derece ayarladım. Orada tamamen bronzlaşana kadar bırakacağım inşallah. Bir yandan yumurtalarımı şimdi haşlanmaya bıraktım. Evet, pancake'lerimi en sona yapacağım. Pancake! Bunu en sona yapacağım inşallah. Evet, o zaman direkt hazırlıklarımıza devam edelim. Arkadaşlar mantarlarım suyunu saldı ve yine çekti. Sonra tereyağı ekledim. Çok güzel bir lezzet katıyor çünkü. Şimdi biraz daha kavurdum. Ve biliyorsunuz ki şöyle soğanım, yeşil soğan, yeşil biber, kırmızı biber, domates ve sarımsağım var. Bunların hepsini bir arada ekliyorum. Çok fazla öldürmeyeceğim sebzeleri. Şöyle şöyle biraz daha kavuralım. Senin katil. Şimdi altını, şey altını diyorum. Ağzını biraz kapatacağım. Aa, o biberi de atalım mı içine? Hop hop hop. Bir güzel pişsin. Baba. Yıkı mı geldi? Thank you.
Valla bütün hazırlıklarımı hallettim. Şöyle mutfağımı hemencecik bir toparladım arkadaşlar. Ondan sonra size hemen şöyle göstereyim soframızı. Evet, bu şekilde. Şurada ekmeklerimiz var. Yumurta salatası, mantar sote. Ekmek falan geliyor sağ olsun Üsameler, onları alacaklar. Reçel, zeytin, domates, salatalık, peynir tabağımız. Roka da koydum. Ondan sonra pancake'lerimiz var. Cake pops'ları da koyduk. Bu şekilde şimdi soframız hazır. Şöyle bir sunum yapmış oldum. Evet, umarım siz de beğenmişsinizdir. Değil mi? Evet sultanım. Her şey. Evet, evet. Evet, şimdi Eymen Bura biraz oyun odasında oyuncakları bayağı bir dağıtmıştı. Onları biraz toparlayacağım ki belki Ekrem Yaman hani oynamak ister ama hani böyle biraz daha düzenli olması onun hani böyle oynamak istediği şeyleri seçmesinde daha iyi olur diye düşündüm. Şöyle Eymen Bura darman tesman etti. Yani göstereyim size. Tabii ki dağınık olacak. Onda sıkıntı yok ama Eymen Bura şu an uyudu ve Ekrem Yaman eğer ki oynayacaksa kendi oynayacak ve o yüzden emziğine kadar burada. Onları hemen düzenleyeyim. Sonra benim işlerim inşallah bitmiş oldu. Buyurun. Aleyküm selam. Adam. Ekrem Yaman gel. Ne güzel geldiğinde yürüyemiyordum. Maşallah. Buyurun buyurun kardeşim Hüsame gel. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Alayım kanki. Şöyle vereyim hocam. Şöyle ekmek geldi. Buyurun. Sofra sofraya bakın. Buyurun efendim. Gel buyurun. Nasıl, ne güzel yürüyor maşallah subhanallah. Değil mi? En son geldiğinde yürüyemiyordu. Evet. Sürekli annesinin elinden tutup kaldırıyordu. Bakın kimler gelmiş. Merhaba. Kimler gelmiş. Evet valla kahvaltıya geldiler. Geçen diyorlar ki siz bize gelin, dedik ki en son biz kahvaltıya geldik, siz gelin. Evet. Ekrem Yaman. Ekrem Yaman hemen. Ekrem Yaman. Keyif yapmaya gelmiş. Evet. Yeter ki sallanmak olsun Müjdeciğim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah buluşabildik sonunda. Evet sonunda. Vallahi uzun zaman oldu gene ya. En son. Bayağı oldu. Ki zaten geçen günden bir şey anlamadık. Değil mi? Bir şey anlayamadık orada. Çok tuhaftı ya. Bu arada görevi bilmem ne. Aynen. İş çıkışıydı zaten. Çok kısaydı. Yasak evet. Vardı falan. İnşallah bugün telafisini, acısını çıkarttık. Aynen. Evde daha şey oluyor ama değil mi? Daha rahat oluyor. Kesinlikle. Sen acıktın mı? Acıktım. Yedin mi yoksa? Kokusunu al simidi, mamma dedi. Haa tamam. Canım benim. Açtı diye düşünüyorum. Sevdin mi müjdeyi? Ah biz yürüdük, oynadık. Değil mi? Müzikleri diyor bana. Eman Bura. Yapsana bir. Oh, şuna şuna. Canım benim ya. Canım. Kurban olurum ya. Senin kurban olurum. Senin var mı? Güzel saçların var ya. Ah bayıldım sana.
Maşallah. Ben çay içmişimdir bugün herhalde. Aynen. Vloggerlar birbirini çekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, Müjde Büyüsame'nin kanalında. Müjde Büyüsame yazarsanız zaten anda siz çıkıyorsunuz. Seviniriz. Çok evet, oradan da abone olabilirsiniz. Zaten orada Eymen Buran ilk adımlarını çektiniz değil mi? Bizde daha sürprizler var falan diyormuşum. Aslında böyle cesaret ediyordu. Ama hani böyle daha tam hani adımları atayım şeyinde değildi. Hani bir tane atsa bile... Bize doğru kendini atıyordu. Aynen. Ama hiç böyle birkaç adım atıp şey olmadı. Şu an birkaç adım attı sizin önünüzde. Evet. Sizi bekliyormuş. Eymen Buran ilk adımları bizim kanalda. Şimdi hatırladım. Size ilk geldiğimiz, sizin ilk kanal açtığınız zamanlarda Ekrem Yaman daha yeni yeni atıyordu ya. Aa evet. Sen evet. Çekiyordun hatta kendini. Evet, doğru. Evet, evet. Şu an çok duygulandım. Şimdi görüyorsun nasıl pıtır pıtır her yerde geziniyor. Şimdi Ekrem Yaman ilk bize geldiğinde daha yürüyemiyordu. Evet. Şimdi yürüyerek geldi. Biz inşallah bir sonraki gelişimizde Eymen Buran evet, yürüyor olur. Tamam. Biz ilk uyanınca böyle biraz sakiniz. Sonra hızımızı alınca... Ekrem Yaman öyle bir bakıyor ki ben yoruldum. Yeni uyandık, biraz sakiniz. Eymen buraya bak. Sürekli elleyecek. Senin kardeşin gelince sen çok mutlu bir bebek. Daha evet. Mutlu bir bebeğe dönüşeceksin. Evet, mutlu bir bebek. Yakında geliyor değil mi? Evet. Evet, az kaldı. Yani 15 aylıkken, yani Mihraks'a tam zamanda gelirse 15 aylık olacak. Sonra. Aynen. Ay çok yapalım. Maşallah. Değil mi? İnsan şey yapamıyor, öngöremiyor ama hakikaten. Misafirlerimiz gitti arkadaşlar. Vallahi çok güzel beraber vakit geçirdik. Ben hemen mutfağı bir toparladım. Son birkaç bulaşık kaldı. Onları da sonradan makineye atacağım. Makine de şu an çalışıyor. Aynı şekilde hemencecik şurayı da toparladım. Ve evet, artık benim için dinlenme vakti. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video almıştır. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.